Kurban günleri içerisinde kurbanını kesemeyen zengin veya fakir ne yapmalıdır? Kurban günleri nedir? Önce onu anlamamızda fayda vardır. Kurban günleri bayramın birinci günü, bayram namazının kılındığı yer ise oraya yer. Namazdan sonra, farzı kılındıktan sonra başlar. Ta ki üçüncü gününün güneş batımına kadar devam eder Hanefi mezhebine göre. Bu zaman zarfında kişi dilediği zaman kurbanını keser. Evli olan ilk gün kesilmesidir. Ama bazen sıra gelmeyebiliyor veyahut da işte insan hayvanı ilk günde temin edemiyor veyahut da daha ekonomik anlamda uygun olsun diye bazıları ikinci güne bırakıyor hayvan fiyatlarının düşmesinden dolayı. Olabilir, bunda bir mahsur lazım gelmez. İkinci günü de kesilir, üçüncü günde kesilir, hatta ve hatta gece de kesilebilir. Kitaplarımızda gece kesimin mekruh olduğundan bahseder ama buradaki kerahatten kastedilen karanlıkta kesim işini yaparken bir hatanın söz konusu olma ihtimalinden dolayı. Ama aydınlatılmış bir ortam ise saatin geç saat olması veyahut da işte gündüz saati olmasının bir önemi yoktur. Evleviyet açısı hariç, o zaten ilk günün demiştik onu. Bu takdirde işte bayramın birinci gününden başlayıp üçüncü günü güneş batımına kadar kesebilir. Peki bir şekilde kesemedi ve üçüncü günde geçti. Yani güneş battı. Yapılması gereken nedir? Eğer bu insan dediğimiz gibi fakirse, yani Evet. kurban ibadetiyle mükellef olmadığı halde şartları zorlayarak bir hayvan temin etmişse, o hayvan tayin ettiği için onu keser ve tasadduk eder. Ama bu kişi eğer kurbanla mükellef bir insansa, yani vacip olarak bir kurban almışsa, artık vakit geçtiğinden dolayı onu kesme şartı yoktur. Ne yapması gerekir? Ne kadar bir bedelse o bedeli kendi mülkünden çıkartarak tasadduk edecektir. Fakirlere verecektir. O hayvanı ister satar, ister yer, ister başka bir ihtiyacında kullanır. O kendi bileceği bir şeydir. Ama o rakam hangi rakama ulaşmışsa o rakamdan daha aşağı olmamak kaydıyla onu fakirlere mülk olarak vermesi gerekecektir. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür Allah'ın ediyoruz. cümlemize. Kurbanlık hayvanlarda şöyle söyleyelim, ya da kapak atmayan hayvan kurban olur mu? Evet. Şimdi halk arasında kapak atmak diye tabir edilir. Aslında dişle alakalıdır. Bu bir karinedir. Hayvanın yaşıyla alakalı bir karinedir. Evet. Kitaplarımızda ise bu karineden daha asıl olarak sene, yani doğum tarihi önemsenir. Bu da küçükbaş hayvanlarda, yani koyun ve keçide bir yaşını doldurmuş olması, miladi değil hicri olarak bir yaşını doldurmuş olması, sadece koyunlarla alakalı, keçi de değil, hususi nas olduğundan dolayı eğer 6 aylık olup da cüsse itibariyle bir yaşındakiler gibi bir cüsseye sahipse o da kurban olabileceğinden bahsedilir. Büyükbaş hayvanlarda ise, yani sığırlarda ise 2 yaşını doldurmuş olması. Ama burada işte cüssesi çok büyüktü ama daha henüz 2 yaşını doldurmadıysa olur mu denecek olursa hayır olmaz. Cüssesinin burada önemi yoktur. İlla ki hicri olarak 2 yılını doldurmuş olması gerekir. Bu hayvan kapak atmış veya atmamış o bizim meselemiz değil. Yani kapak atmamış ama 2 yaşını doldurmuş. Kesin biliyoruz kurban olur. Veya kapak atmış ama daha henüz 2 yaşını doldurmamış. Bu hayvan kurban olmayacaktır. Bir de deve vardır ki her ne kadar memleketimizde çok yaygın olmasa da yine fıkhını bilmekte fayda vardır. Bu da 5 yılını doldurmuş olması gerekir. Bundan önce bir hayvanın kurban edilmesi, yani uduhiye namında vacip olan kurban olarak kesilmesi söz konusu olamaz. Bir evvelki sualde de ifade ettiğimiz gibi bu bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi bunun da belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de hayvanın kesim yaşına ulaşmış olması gerekir. O da biraz önce bahsettiğimiz yaş ortalamasına gelmiş olmasıyladır. Evet hocam, Allah razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina.